Merhaba, Pixel Okul'a hoş geldiniz. Bu videoda herhangi bir görsel üzerinde Photoshop araçlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını öğreneceğiz. İlk işlem olarak katmana sağ tıklayıp katmanın çoğaltı seçerek bir kopyasını oluşturuyoruz. Çok katmanlı çalışmalarda katmanları isimlendirerek çalışabilirsiniz. Sonra filtre menüsünden bulanıklaştırı, oradan da Gauss bulanıklığını seçiyoruz. Açılan pencereden görsele uygun bir yarıçap belirliyoruz. Şimdi ilk katmanı kilidini açarak üste alıyoruz. Bu katmanı seçip sağ alttan maske ekliyoruz. Olabildiğince yumuşak bir fırça seçiyoruz. Fırça renginin maske renginin tersi olduğundan emin olduktan sonra uygulamaya başlayabiliriz. Daha önce de söylediğimiz gibi fırça boyutunu alt tuşu ve sağ tıka basılı tutup sağa sola kaydırarak değiştirebiliriz. Katmanlardan birine sağ tıklayıp görüneni birleştir butonuna tıklayarak bu iki katmanı birleştiriyoruz. Sonra birleştirdiğimiz katmana da sağ tıklayıp katmanı çoğaltıyoruz. Ve ön plan rengini ayarla butonuna tıklayıp renk seçiciyi açıyoruz. Ardından görsel üzerinden uygulamak istediğimiz rengi seçip başlıyoruz. Daha detaylı bölgelerde yakınlaştırarak kolay çalışabilirsiniz. Şimdi nokta düzeltme aracını seçiyoruz. Detay seviyesine göre fırça boyutunu ayarlayabilirsiniz. Doğru olmadığını düşünürseniz CTRL-Z kısa yoluyla geri alabilirsiniz. Bu kısa yolları öğrenmeniz daha hızlı ve daha pratik işlem yapmanızı sağlar. Görselinizde renk farkları varsa farklı bölgeler için bu bölgelere uygun renkleri kullanabilirsiniz. Uygun rengi belirledikten sonra fırçanın akış ve opaklığını görsele göre belirleyip uygulama yapabilirsiniz. Farklı bölgelere uygulama yapmamız gerekiyorsa kalem aracıyla uygulama yapacağımız bölgeyi seçiyoruz.
Ardından seçtiğimiz bölgeye sağ tıklayıp açılan menüden seçim yapa sonra da tamama tıklıyoruz. Bu işlemin ardından seçtiğimiz bölgeyi Ctrl+C kısa yolu ile kopyalayıp Ctrl+V kısa yolu ile yapıştırıyoruz. Yeni katman görselin ortasında oluşursa taşıma aracı ile sürükleyip yerine yerleştirebilirsiniz. Şimdi oluşturduğumuz katman üzerindeyken fırça aracını seçip akış ve opaklığı görsele göre ayarladıktan sonra uygulama yapıyoruz. Uyguladığınız renk görsele uygun olmalı. Uygulamanın ardından görselin daha koyu olması gereken bölgelerine koyu bir renk seçip akışı ve opaklığı düşük bir fırçayla uygulama yapabilirsiniz. İsterseniz yine aynı şekilde katmanları birleştirebilirsiniz. Sonra yeni bir dolgu ve ayar katmanı oluşturan bireyler katmanı oluşturuyoruz ve açılan pencereden görsele uygun bir renk dengesi belirliyoruz. Bu işlemin ardından tekrar görüntüyü birleştiriyoruz. Ve gerekiyorsa son rötuşları yapıyoruz. Bu içeriği faydalı bulduysanız yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünde fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde farklı eğitim ve uygulama videolarında görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.